Teşekkür ederim. Öncelikle bu toplantıya katılmış olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü sürdürülebilirlik konusunu bence en iyi anlayan kişiler gerçekten gençler. Biz her zaman geleceğe, yatırım geleceğe katkı olarak düşünüyoruz ama bugün burada sağlayacağımız fayda asıl önemli ve bu faydayı da geleceğe taşıyacak olan sizsiniz. Ve her zaman da şunun farkındayım, bir şey yaptığımız zaman bunu iyi anlatabilirsek de bunu en doğru ulaştırabildiğimiz kitle de her zaman gençler oluyor. O yüzden yani ben bugün sizi fazla sıkmadan umuyorum ki Migros olarak yapmış olduğumuz çalışmalardan kısa örnekler vermek istiyorum. Saydığınız konuların da çoğunu kapsayan bir sunumumuz olduğu için de açıkçası biraz mutlu oldum. Çok kısa Migros'tan bahsedeceğim. Hani zaten hemen hepimiz aşinayızdır diye düşünüyorum. 81 ilde mağazalarımız var. Migros sanal market olarak yine 81 ilde online hizmetimiz de bulunuyor. Diğer online kanallarımız Migros hemen 30 dakikada ürün teslimatını 2 senedir başarılı bir şekilde üstleniyor. Makro online, taze direkt gibi başka kanallarımız da var. Onun haricinde esas bizi ilgilendiren konulara gelirsek de 5 tane ISO kalite belgesine sahip tek perakende şirketiyiz. Ve sürdürülebilirlik alanında yapmış olduğumuz çalışmalarla da çeşitli endekslerde yer alıyoruz. Bunlardan en önemlisi de Borsa İstanbul'un BIST Sürdürülebilirlik Endeksine yayınlandığı ilk yıldan bu yana 7 sene üst üste yer alan tek perakende şirketiyiz. Migros'ta sürdürülebilirlik konusunu nasıl yönetiyoruzla başlamak istedim. Şimdi tabii ki bir sürdürülebilirlik yönetimi birimimiz var şirket içerisinde ama bu yeterli değil. Bu birim daha çok bütün şirketteki sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları koordine etmek, bir strateji oluşturulmasını sağlamak ve bu stratejinin de her birim tarafından üstlenerek normal gündelik hayatlarında standart karar verişlerinde bile göz önünde bulunduracakları bir bakış açısına dönüşmesini sağlamayı amaçlıyor. Ve tabii ki yıllık yapılan tüm çalışmaların, bütün performansların takibi, raporlanması gibi görevleri var. Ama esas sürdürülebilirlik komitemiz var bizim Migros olarak. Bütün ana fonksiyonlarımızın temsil edildiği bir komiteden söz ediyoruz. Ve burada yıllık olarak her çeyrekte bir araya geliyoruz. Ana hedeflerimizde ne durumda olduğumuza bakıyoruz. Bu hedefleri canlandırmak için hangi aksiyonları almamız gerektiğini gözden geçiriyoruz. Ve aynı zamanda da bütün birimlerimizin sürdürülebilirlik alanında bu ana hedeflerimizi destekleyecek birer hedefinin bulunmasını gözetiyoruz. Hem kendi yaptığımız, kendi şirketimiz içerisindeki çalışmalarımızı yakından takip edebilmek, hem de dışarıya bunu daha kompakt bir şekilde anlatabilmek için de 2018 yılında Migros İyi Gelecek planımızı yayınladık. Burada 12 başlık altında sürdürülebilirlik konularını hem sosyal, çevresel, ekonomik bütün başlıkları kapsayacak şekilde temsil eden 12 başlık altında sürdürülebilirlik konularımızı takip etmeye başladık. Bugün hepsini birden anlatmak için yeterli vaktimiz yok. Aynı zamanda dediğim gibi sizi hiç sıkmak da istemiyorum. Ama en can alıcı konulardan güzel örneklerle devam etmek istiyorum. Şimdi sürdürülebilirlik dediğimiz zaman ilk akla gelen konulardan bir tanesi bütün dünyada iklim değişikliğiyle mücadele. Tabii Migros olarak biz de bu konuyu sahiplenmiş bulunuyoruz. Karbon ayak izimizi küçültmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Burada da perakende sektörüne baktığınız zaman karbon ayak izimizi oluşturan en önemli etmenler bir elektrik tüketimimiz, bir de gaz kaçakları. Mağazalarımızda bildiğiniz gibi bizim soğutma dolaplarımız var ve bu dolaplar gazla çalışıyor ve burada kaçaklar oluşabiliyor. Elektrik tüketimini çözmek için soğutma, klima ve aydınlatma otomasyonunu hayata geçirdik. Merkezi sistemle yönetiyoruz bu konuları. Ve aynı zamanda yenilenebilir enerji konusunda ciddi çalışmalarımız var, fizibilite çalışmalarımız var ya da yenilenebilir enerji kaynaklarından tüketimimizi giderek arttırmaya çalışıyoruz. Diğer gaz kaçaklarına gelirsek de birçok farklı yöntem denedik. Ama biz en sonunda dedik ki en iyisini biz yaparız. Ve Migros olarak patenti Migros'a ait bir sistem geliştirdik. Bundan yaklaşık 4 sene önce. Normalde bu az önce söylediğim gibi soğutma dolaplarında gaz dönüyor.
Bizim bu sistemimizde ise sulu soğutma sistemi olarak geçiyor. Soğutma dolaplarında su dönüyor. Sadece suyu soğutmak için gaz kullanıyoruz. Bu da %99 oranında gaz kaçaklarını azaltan bir sistem. Ama tabii maliyetli bir sistem ve bunu daha verimli bir hale getirip mümkün olduğunca mağazalarımıza yaygınlaştırma amacımız var. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla bundan 2023 yılı hedefimiz vardı. Metrekare başına, satış metrekaresi başına gaz kaçaklarımızı %25 azaltmayı hedefliyorduk. Ve 2019 yılında %26,6 ile bu hedefimizi aşarak tamamladık. Ve bunun üzerine bir %50'lik daha azaltım hedefi koyduk. Giderek de bu daha zorlayıcı hedeflerle açıkçası yol haritamızı belirliyoruz. Carbon Disclosure Project, CDP'nin de hem iklim değişikliği hem de su programlarını her yıl raporlama yapıyoruz. İklim liderleri arasında 3 yıl yer aldık. 2020 yılında da su liderleri arasına girdik. Bu alanda yapmış olduğumuz çalışmalarla. Şimdi diğer taraftan iklim değişikliğine mücadele hepimizin ana konusu. Yani bugün sokaktaki insanın bile ciddi göz önünde bulundurduğu bir konu haline geldi. Ama bazı konularda var ki sizin yapmış olduğunuz iş kolunun daha fazla etki alanı olabilsin. Bunlardan bir tanesi de bizim için bir gıda perakendecisi olarak ve ciromuzun %77'si tarım odaklı ürünlerden gelen bir şirket olarak sürdürülebilir tarım. Sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir tarım odaklı biyoçeşitliliğin korunması bizim önem verdiğimiz diğer konular arasında yer alıyor. Burada yıllardır süren çalışmalarımız var. Özellikle de küçük üreticilerin ve çiftçilerin desteklenmesi, pazarda yer bulması, çeşitli danışmanlık ve eğitimlerle daha sürdürülebilir tarıma yönlendirilmesi gibi. Onun dışında da global arenada da neler yapıldığını hem yakından takip etmek hem de burada yaptığımız çalışmaları anlatabilmek için Birleşmiş Milletler teşviğiyle kurulmuş olan OP2B One Planet Business for Biodiversity'nin Türkiye'den tek temsilcisi olarak üyesiyiz. Burada sürdürülebilirlik konusu, daha doğrusu sürdürülebilir tarım odaklı biyoçeşitlilik konusu 3 başlık altında ele alınıyor. Onarıcı tarım, çeşitliliğin arttırılması ve ormansızlaşma. Onarıcı tarım alanında iyi tarım uygulamalarımızı anlatıyoruz. İyi tarım uygulamalarını umuyorum ki duymuşsunuzdur. Mağazalarımızda pek çok ürünün üzerinde logosunu görebilirsiniz. 2010 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte hayata geçirilen bir çalışma, meyve sebze ürünlerinin tarladan sofraya kadar 224 kriterde kontrol edilmesi, tamamen izlenebilir olması ve dolayısıyla da daha sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilerek devamlılığının sağlanması söz konusu. Ve biz yaklaşık 10 yıldır 1 milyon ton iyi tarım uygulamalı meyve sebze tedariğinde bulunduk. 2013 yılında da hayvan üretiminde, tavuk ve hindi üretiminde de iyi tarım uygulamaları sistemine geçiş yaptık ve bugün mağazalarımızda satılan bütün tavuk ve hindi etleri iyi tarım uygulamalarının esasına uygun olarak üretiliyor. Diğer taraftan ürün çeşitliliğinin arttırılması konusunda da bizim sosyal sorumluluk projesi olarak da gördüğümüz Anadolu Lezzetleri projemiz var. Bu Anadolu Lezzetleri projemizde de Anadolu'yu karış karış gezerek normalde ambarlara kaldırılmış ve üretimi durmuş olan çok eski tohumları yeniden gün yüzüne çıkarttırdık. Ve bunların tamamen orijinal reçetelerini bulduk ve işin ehli insanlara bularak onları tekrar ürettirmeye başladık. Bugün 59 ürünümüz var. Bu her yıl üzerine eklenerek devam eden bir proje. Diğer taraftan da Mirasımız Yerel Tohumlar projesinde Türkiye'de raflarına koyan ilk perakendeci olduk. Bu alanda kendi yaptığımız çalışmaların dışında bir farkındalık yaratmak da istiyoruz. Çünkü özellikle COVID döneminde sürdürülebilir üretimin ne kadar önemli olduğunu, ülkelerin kendi kendine yetebilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Bu da demek oluyor ki bizim gibi Anadolu toprakları kadar zengin topraklara sahip olan bir ülkenin tarımına da sahip çıkması gerekiyor. Bunun için de geçen sene bir Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselini hayata geçirdik. Bu ulusal kanallarda da yayınlanan bir belgesel oldu.
Şimdi ben çok kısa bir dakikalık yaklaşık bir versiyonu size izletmek istiyorum. Sonrasında sunumumuza devam ederiz. Anadolu'nun göz alıcı hikayesinin başrolü binlerce yıldır sabırla bu topraklara... ...can veren çiftçilere ait. They feel hot, they feel the cold, they feel the rain, they feel the wind. And you know what I'll do? In respect to the farmers, I'll take off my tie. Bu toprakların bir meziyeti var. Anadolu bu işin menbaı, başlangıcı, kaynağı. Sosyoloji, matematik, fizik aslında hepsinin anası tarım. Türkiye'nin fauna ve florası çok değişiktir ve bereketlidir. Bu kelimelerle yatacağız. İzlenebilirlik, sürdürülebilirlik. Bu kelimelerle kalkacağız. Başkasının felaketi üzerine saadet kurulmaz. Biz çok uzun zamandır doğanın felaketi üzerine saadet kurmaya çalışıyoruz. Yaşlı ve bilge doğa bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir mi? Bundan sonra tarımın geleceğinde salgınlara hazırlıklı olmak çok önemli bir yer tutacak. Şirketlerin yönetimleri, üst yöneticileri düşünebilirler. Tarımın tanıtımına, tarım eğitimine fayda yaratabilmem için ben ne yapabilirim? Tarımsız bir ülkenin geleceği karanlıktır. Bunsuz zenginlik olmaz. Tarım bizim geleceğimiz. Umuyorum sesi de geldi. Videomu o şekilde ayarlamaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Şimdi sürdürülebilir tarım dedik. Kendi kendine yetebilmek, tarımın devamının sağlanması dedik. Aynı zamanda bin bir emekle üretilen bu gıdaların gıda olarak tüketiminin sağlanması da bir sorumluluğumuz diye düşünüyoruz. Dolayısıyla gıda israfıyla mücadele alanında da çalışmalarımız var. Burada öncelikli olarak kendi operasyonlarımızdaki gıda israfının önlenmesi için çalışıyoruz. Burada da en önemli konu aslında doğru siparişte bulunmak. Otomatik sipariş sistemi hayata geçirdiğimiz bir otomatik sipariş sistemimiz var. Bu kendi kendine öğrenen bir yapıya sahip. Dolayısıyla kişilerin göz kararıyla sipariş vermesinden tamamen ihtiyaçlara göre önceki siparişleri de göz önünde bulundurarak bir sipariş veren bir yapı oluşturduk. Ciddi bir azaltım sağladı bu bizim gıda israfımızda, gıda imha oranlarımızda diyeyim daha doğru olacak. Ama tabii günün sonunda yine de özellikle de çabuk bozulabilen ürünlerde elimizde kalan ürünler olabiliyor. Bunlar son kullanma tarihi yaklaşan taze ürünler ve olgunlaşan meyve sebze. Onları da indirimli satış başlattık bu akşam pazarı mantığıyla. %25-%50 arasında indirimli olarak satıyoruz. Hala daha elimizde ürün kaldıysa da öncelikli olarak insan tüketimine sunuyoruz. Fazla Gıda'da işbirliğinde kullandığımız bir dijital platform var. Bunu da Türkiye'de ilk Migros kullanmaya başladı. Biz günlük olarak elimizde kalan taze ürünleri bu platforma giriyoruz. İhtiyaç sahibi gıda bankaları ve sosyal marketlerde girip ne kadarına ihtiyaçları varsa o kadarını talep ediyorlar. Dolayısıyla arz talep dengeleniyor ve bizim normalde bağışa çıkan ürünlerimizin tamamı gerçekten yerine ulaşmış oluyor. İnsan tüketimi için uygun olmadığını düşündüğümüz ama hala tüketilebilir durumda olan gıda ürünlerini de Hightop aracılığıyla sokak ve orman hayvanlarının beslenmesi için bağışlıyoruz. Bir de yenilenebilir durumda olmayan işte kabuğudur, çöpüdür, ne bileyim ya da çok çürümüştür. Bu tarz gıda ürünlerini de komposta ve biyogaza dönüştürüyoruz. Burada
Consumer Goods Forum üyesiyiz. Global taraftaki çalışmaları takip etmek için de. Consumer Goods Forum dünyadaki bütün perakendeci, büyük perakendeci ve üretici firmaların sürdürülebilirlik alanındaki yol haritalarını çizen çatı kuruluş konumunda. Bizim genel müdürümüz, icra başkanımız Özgür Tort da burada perakende başkanlığını yürütüyor. Coca-Cola CEO'su, global CEO'su James Quincy ile birlikte eş başkanlık yürütüyor. Burada biz Gıda İsrafıyla Mücadele Koalisyonu'ndaki lider şirketlerden bir tanesiyiz. Koalisyondaki bütün şirketler sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla doğru orantılı olacak şekilde 2030 yılına kadar gıda imha oranlarını yarı yarıya indirme hedefi verdi. Az önce bahsettiğim çalışmalarımızda biz 2 senede %24'lük bir azaltım sağladık. Dolayısıyla bu hedefimize rahatlıkla ulaşacağımızı ve hatta aşacağımızı düşünüyoruz. Kendi yaptığımız çalışmaların da dışında yarattığımız etkiyi arttırmak için yine bu Gıda İsrafıyla Mücadele Koalisyonu'nda bir çalışma başlatıldı. World Resource Institute öncülüğünde dünya çapında 10 tane perakendeci bir araya geldi ve kendi tedarikçilerinden 20'şer tane tedarikçilerini bu 2030 hedeflerine dahil etti. Dolayısıyla yaratılan etkiyi katlamış oldular. Biz de bu dünyadaki 10 perakendeci içinde yer alan ilk Türk perakendeci olduk. Şimdi perakendecilerin de sayısı artıyor, tedarikçilerin de sayısı artıyor. Bizim şu anda 23 tane tedarikçimiz bu çalışmaya destek veriyor. Diğer bir konu da toplum sağlığı. Sürdürülebilir gıda ile gıdaların üretimini destekledik. Gıda olarak tüketilmesi için elimizden geleni yaptık. Ama bir diğer sorumluluğumuz da aslına bakarsanız gıda perakendecisi olarak toplum sağlığı. Çünkü biz ürünlerle tüketici arasındaki köprüyü oluşturuyoruz. Onların daha sağlıklı kararlar vermeleri için, daha bilinçli kararlar vermeleri için bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Burada yine Consumer Goods Forum çatısı altında toplum sağlığı için işbirlikleri koalisyonu var. Orada da yine lider şirketler arasında yer alıyoruz. Orada ki projelerden ilkleri arasındaydı sağlıklı yaşam yolculuğu projemiz. 2018 yılında hayata geçirdik. Bugün Migros Money uygulamasında girdiğiniz zaman ana sayfada sağlıklı yaşam önerilerinizi görebilirsiniz. Profiliniz altında da sağlıklı yaşam yolculuğu sekmesi var. Az sonra anlatacağım detayları orada görebilirsiniz. Şöyle çalışıyor sistem. Sağlık Bakanlığı'nın ana besin gruplarına göre hangi besin grubundan günlük enerjinizin ne kadarını almanız gerektiğini belirten bir dokümanı var. 2015 tarihli Türkiye Beslenme Rehberi diye. Bunu kendimize kaynak aldık. Çok basit bir chartla, çok basit bir anlatım haline getirdik. Şurada solda göreceğiniz gibi. Aynı zamanda sizin kendi gıda alışverişlerinizin de ana besin gruplarına göre dağılımını çıkardık ve bir algoritma ile bu ikisi arasındaki farkı belirliyoruz. Hem de hem alışveriş, her alışveriş sonrasında belirliyoruz. Sonrasında da siz mesela meyve sebzeyi daha az tüketiyorsunuz olması gerekenden. Bununla ilgili bir video çıkıyor karşınıza bir diyetisyen aracılığıyla. O meyve sebze kategorisinin size sağladığı mineral, vitamin gibi çeşitli faydaları anlatıyor. Ve bu da yeterli olmuyor. Bir motivasyon yaratmak, bir teşvik yaratmak için de meyve sebze grubundan birkaç tane ürünü size özel indirimli olarak sunuyoruz. Dengeli beslenmenin dışında ağız ve diş sağlığı, güneş koruması, bebek beslenmesi gibi farklı kategorilerde de mesajlarımız bulunuyor. Ve aynı zamanda sizin yine kendi alışverişlerinizden çıkışla hangilerini daha eksik tüketiyorsanız size özel indirimli önerilerimiz oluyor. Bir de interaktif uygulamalarımız var. Su içme hatırlatıcısı, adım ölçer, diş fırçalama hatırlatıcısı gibi. Bugüne kadar 2.3 milyon kişiye erişti bu uygulamamız ve dediğim gibi normal CGF'de de lider uygulamalar arasında yer aldı ve Güney Amerika ülkelerine uyarlandı. Şu anda Japonya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Siz de eğer henüz daha girmediyseniz Migros Money uygulamasından mutlaka bir kontrol edin derim. Şimdi bu projemizle ilgili çok kısa bir videomuz var. Onu izleyelim.
Migros sağlıklı yaşam yolculuğuna hoş geldiniz. Migros mobil uygulamamızdaki sağlıklı yaşam yolculuğu sayesinde müşterilerimizin 3 aylık gıda alışverişlerinin besin gruplarına göre dağılımını ideal tablolarıyla karşılaştırıyoruz. Üstelik dengeli beslenmeleri için ihtiyaçları olan ürün gruplarını gösterip özel indirimler yaparak onları teşvik ediyoruz. Sağlıklı yaşam standlarımızda beslenme uzmanlarımızla günlük aktivitelerinizi arttırıcı önerilerde bulunuyoruz. Aile kulüplerimizle birlikte daha sağlıklı ve iyi bir yaşamı desteklediğimiz ücretsiz eğitim programları düzenliyoruz. Çocuklarımız için iyi yaşam mağaza turları düzenliyoruz. Dengeli beslenmenin ve bilinçli alışverişin önemini anlatıyoruz. Bu yolculukta sağlıklı yaşam konusunda büyük bir farkındalık yarattık. Migros sağlıklı yaşam yolculuğu herkese iyi gelecek. Son konumuzda cinsiyet ve fırsat eşitliği. Yine sosyal sürdürülebilirlik alanında çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Cinsiyet ve fırsat eşitliğini iki kolda ele alıyoruz. Bir, kendi çalışanlarımıza yönelik cinsiyet ve fırsat eşitliğinin desteklenmesi. Bir de toplumsal düzlemde kadının güçlendirilmesi, sosyal hayata ve iş dünyasına daha fazla katılımın sağlanması. Kendi çalışanlarımıza baktığımızda, perakende sektöründe en fazla kadın çalışanı bulunan şirketlerin başında geliyor Migros. Ama bu bizim için yeterli değil. Biz kadınlarımızın yöneticiler arasındaki oranını arttırmayı hedefliyoruz. Bunun için de her sene bir hedefimiz bulunuyor. %27'lerden başladığımız, %29'lara taşıdığımız bir oran. 2025'e kadar da %31'e yükseltmeyi hedefliyoruz. Bir diğer taraftan da direktör ve üzerinde üst yönetimde kadınların arttırılması için de bir hedef koyduk kendimize. Lead Network'ün üyesiyiz. Lead Network Avrupa'da perakende sektöründe kadın liderlerin arttırılması ve güçlendirilmesini hedefleyen bir oluşum. Aynı zamanda Türkiye bacağının da kuruluşunda önemli rol oynadı Migros ve bugün FMCG direktörümüz Aysun Zaman da başkanlığını yürütüyor Lead Network Türkiye'nin. Burada CEO taahhüdünü imzaladı icra başkanımız. İmzaladığı sırada direktör üzerindeki kadın oranı 118'di. 5 puan arttırmayı hedefledik. 2023 yılına kadar %23 yükselteceğiz dedik. Fakat 2020 sonu itibariyle bu oranın %22'ye yükseldiğini gördük. Dolayısıyla bu hedefimizi de güncellememiz gerekecek gibi görünüyor. Diğer taraftan toplum tarafında da aile kulüplerimiz var uzun yıllardır devam eden. Türkiye çapında farklı bölgelerden 30 tane Migros mağazasında özel köşeler oluşturduk, özel odalar oluşturduk. İlçe halk eğitim merkezleri işbirliğiyle 105 tane farklı alanda kurslarımız var. Kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarımız. Ve sonrasında bu eğitimleri tamamlayan katılımcılar sertifika sahibi oluyor ve kendi bu alanlarda para kazanmaya başlayabiliyorlar. 120 bin üyemizin büyük bir çoğunluğu kadınlardan oluşuyor ve kendi paralarını kazanan kadın üyelerimizin sayısı giderek artıyor. Diğer bir taraftan İyi Gelecek Elçileri platformumuz var. Dijital alanda kurduğumuz bir platform. Migros müşterileri arasından Migros'u iyi tanıyan kadınlar bir araya geldiler ve biz yeni projeler hayata geçireceğimiz zaman onların fikirlerine danışıyoruz. Aynı zamanda onlara günlük olarak çeşitli görevler veriyoruz ve bunları tamamladıkça puan kazanıyorlar ve aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Bir taraftan da bizim kendi çalışanlarımıza yönelik kurulan sektörümüzde bir okul niteliğini gören Migros Perakende Akademisi var. Bütün bu oluşumlarımızın hepsi güçlerini birleştirdi. Çok daha büyük bir amaç uğruna Migros Kadın Akademisi'ni kurduk bu sene. Ve 2023 yılına kadar 1 milyon kadına ulaşıp eğitim vermeyi hedefledik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biraz sonlara doğru fark etmişsinizdir gıcık yaptı ama kurtulamıyorum.
Bir taraftan şunu söylemek istiyorum bitirmeden önce, eğer sorularınız varsa almaktan, yanıtlamaktan çok büyük mutluluk duyarım. Ekranda gördüğünüz adres bizim sürdürülebilirlik alanındaki adresimiz. Buraya attığınız sorulara da yanıtlar dönebiliriz. Bir diğer taraftan da Migros kurumsal sayfamızda sürdürülebilirlik alanımız var. Orada her sene GRI standartlarında yayınladığımız raporlarımız yer alıyor. Aynı zamanda bu detaylı başka projelerimizle ilgili detaylı bilgiler oluyor. Oraya da ziyaret ederseniz birçok konuyla ilgili daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.